büründü, Bergay diye göründü. Ben Instagram'da yazdım ya o gün. O Abbas Karay'dı. Şimdi bana herkes diyor ki Abbas Karay'ı göster diyor. Abbas Karay'ı göster diyor. Yakup nasıl görürüz diyor. Nasıl görürüz diyor. Abbas Karay'ı görmek için al işte bak. Sanayiye gelmen lazım. O değil sadece. Bergay bak. Bergay'ın videoları izlesinler. Yalan, sahtekarlık. Ahmet Başkan'a Ahmet şey olur mu? Dur. Yalan, sahtekarlık, duygularla oynama, kendini acındırma. Bundan sonra hainlik. Milletin arkasından konuşma. İşte adam Abbas Karay'ı size göstertti. Abbas Karay'a giden yol buradan geçiyor. Artık anlayın la, kafanızı çalıştırın la. Açıkça mı söyleyeyim? Bergay canlı örneği size. Adam şey belgeselde Abbas Karay'ı gösterdi la. Adamın 6 tane dişi vardı. 4'ünü çektirdi, 2 tane kaldı. Yani düşün, 2 tane dişiyle dolandırdı herkesi. 32 diş olsaydı ortalığı namı yerdi adam la. O zaman ortalığı namı yerdi. 2 tane dişiyle ya tabii. İnandırdı herkesi la. Doğru söylüyor valla. Ben ne dedim? Bu Bergay'ı buldukları ilk gün dedim ki, yemin ediyorum sana Bergay'ı buldukları ilk gün vah, ben şey dedim. Altına direkt şey yazdım. Yüzünde sahtekarlık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Berkay geldi. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ne yapıyorsun? İyi abi, ne yapayım, kolay için. Diyorlardı niye dolandırdın, niye yaptın abi, bu kadar saf olmasaydınız yapmazdım. Zaten eski. Yani şey eskiden öyleydin değil mi? Eskiden dolandırıcıydım, şikayetçiydim, insanları nasıl koparırım onun derdindeydim. Kimden bir çıkarım olur? Bir dakika. Sor abi. Bir dakika. Duydum abi. Sıkıntı yok yani. Serkan abim benim ne zaman iyiliğimi düşündü. Ama sen ilk şimdi, gördüğünde bak ne diyor? Diyor ya, ilk gördüğünde demiş yüzünden sahtekarlık akıyor. Anlıyor, anlat abi, anlamıyor. Ben 6 anlamadım. Tane 6 tane dişi vardı demiş. 4 tanesini çekti, 2 tane dişiyle diyor, milleti diyor dolandı. Ya diyor 32 tane dişi olsaydı. Ben insanları dolandırmadım. Ama o zamanlar öyle miydi? Dolandırma. Öyle bir şey vermişsin. Abi verdim de. Ben eskiden dolandırıcıydım, üçkağıtçıydım, hırsızdım. Cezasını da yattın. Her şey ödedin. Ödedim, ondan sonra Yakup abiyle takıldım takılalı. Hırsızlık yapmıyorum. Sen kolay hiç hırsızlık yapmadın, bana gel. Sinyal düşmüyoruz. Yok, öyle, öyle şeylerimiz yok. Şimdi adam gibi adam oldu. Sağ ol. Şimdi şeyde alacağız şimdi arkadaşlar. İşte bulamadık. Kağıt arabası alacağız. Yapacak bir şey yok. Seni almıyorlar. Anıl'a söyledik. Tamam başlar. Anıl'a söyledik. Anıl dedi ki abi dedi. Sabıkasından dolayı. Abi ben o adam beklersin. Daha çok beklenmiş gerek yok. Sabıkadan dolayı almıyorlar zaten. Niye? Sabıkan olduğundan dolayı. İyi tamam, kağıt arabası alırız. Yüz uzatıcı diye tabir edilen şey suç teşkil ettiği için almıyorlarmış. Kümrük kadrosu. O da birkaç kişi yararlanmış ondan, o yüzden. Sıkıntı yok. Neyse yapacak bir şey yok, kağıt arabası alacağız ya. İnşallah abi, Allah da. Ne zaman alırız? Gece 12'den sonra. Olur. Zübertost halledelim de. Zibertost'ta arkadaşlar buna yarışmaya gireceğiz. Yarışma var. Yarışma var arkadaşlar. Zibertost yarışması. Çeyrek altın veriyor. Çeyrek altın veriyormuş. Bir saat o ekmeği yiyebilirsin tabii. Yerim ben abi. Yemesen ne olacak biliyor musun? Ben öderim yani. 240 lirayla yol ederim. Parası bulamıyorum pezevenk. Yürüyerek geliyorum. Ne yapayım abi? Abi ne yapayım bu ara var ya, çalışmayınca ben aç kalıyorum ya. Benim çalışmam gerekiyor. Tamam işte 240 lirayı ödettirme bize. Yok ödettirme, sıkıntı yok. Yeriz. Yer misin abi? Yerim ben. Delikanlıca. Arkadaşlar yarışmaya katılıyoruz. Berkay kendini yarışmaya hazırlayacak. 1-2 gün yemek yemeyecek. 1-2 gün nasıl dayanacak bilmiyorum. Dayanacağız bir şey. Nasıl dayanacaksın? Bilmiyorum. 2 gün yemesen onun hepsini yersin. 2 tane yersin. 2 tane çeyrek altın kazandırırsın bize. Bir tane kazanır, gerisi önemli değil. 2 gün yemezsen ikisini de 2 tane yersin. Adamlar bizi kovarsa. Kovmaz. Yarışma saat 2'de. Senin yüzünden adamlar. Yarışma bir katılan bir daha katılıyor mu? Yok. Bir kere. Bir kere mi? İyi olmadı işte ya. İyi olmaz olsa ya. Adamları soyardık oğlum ya. Çeyrek altın, 6. dükkanı yarım altın. Çeyrek altın 2 milyar. Kılını değiştirdik senin. 2 milyar çeyrek altın. Şey kadın mı olacağız? Böyle. Yok abi, yarışmaz şey, öyle şeyler. Oğlum ne olacak, bir kereden bir şey olmaz oğlum. Her şey zaten bir kere.
bizi götürüyorlar. Oğlum ya bir kere onu demem yani. Bir kere böyle kadın kılığına gireceğiz. Bir çeyrek altını öyle alacağız. Bir gay kılığına gireceğiz. Bir çeyrek altını. Salak adamları. Oğlum Abbas Kara rahmetli ne dedi? Abbas Kara yolunda her şey bu bahtır. Anladın mı? Yutarlar mı? Lan oğlum çabal makyaj neyim yaparız? Ne makyajı? Oğlum, yok abi olmaz. Sen ne oğlum? Bir günde palyaço kılığında gideriz. Yani çeşit kılığa gireriz baba. Tamam bir kazanak yersin. Çalışmayız oğlum. YouTube'u mutlu da bırakırız sana. Zaten içeri. Ziber tozda yazarlar ondan sonra. Bu iş yeri kiralık batmıştır. Olabilir. Abi ben yerim yani o tostu sıkıntı. Bir saatte ne olacak abi? Hacı ne yapacağım biliyor musun? Yerken adam sana kola getirecek ki sen hiçbir şey yiyip hiç içmeyeceksin. Hiçbir şey su bile içmeyeceksin. Boyunca yiyeceksin. Onu... Niye? Eğer su içersen ya da bir şişir, şey içersen şişir bir daha yiyemezsin. Kupkuru yiyeceksin onu sadece. Ciddi mi? Yiyeceksin. Aslem abi ufak bir su. Islatma olursa miden şişer alamaz. Duydunuz arkadaşlar. Abi adamlar gidiyor kola söylüyor tamam mı? Sınırsız içecek. Kolayı içiyor. İçiyor iki parça yiyor. Ah tamam ben bittim. Adamlar da öyle kazanıyor. Geçiriyorlar adamı değil mi? 250 milyon geçiriyor. 240 liraymış herhalde. Yani giriş 240 lira. Tamam 240 lira yarışmaya katılmak parayı ayarlayalım da. Şu arabayı alsaydık. Arabayı alırız lan. Araba kolay ya. Arabayı alırız lan. Altın aldıktan sonra. Bombar. Ulan arkadaş. Serkan abi biliyordu. Tamam. Dolandırıcılık, sahte geldi. Biliyor abi adam. Abbas Karayolu'nda her şey mübahtır. Yani kılık değiştirme. Ondan sonra şekilden şekile girme. Anladın mı? İnsanları kandırma. Biz yapmayacağız onu ya ama biz Abbas Karayolu'nda yolumuza bakacağız. Abbas kanalında yolumuza bakacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Oğlum abi gayrimeşeğe giriyor abi. Alnımızın terini kazanacağız. Kardeş hayırdır ya. Yapmayaydın o zaman o yarışmayı. Değil mi? Allah Allah tabii. Aldın mı abi? Getirdim abi. Arkadaşlar işte biz de katılacağız bakalım. Ben kendime güveniyorum. Bana güvenen YouTube'da beni izleyen abilerim var. Onlara da güveniyorum. Beni destekleyen Mert Bora abi var. Ona da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tüm destekçilerime bana güvenmelerini ve orada gideceğiz. Cuma günü gideceğiz arkadaşlar. Saat 2'den kaça kadardı? Saat 2'den 5'e kadar. 2'den 5'e kadar. Gideceğim oraya. 2 gün yemek yemeyeceğim. Zaten bugünle başlarım herhalde. Yok çarşamba başlasın. Çarşambadan yemesem Perşembe, Cuma. Tamam 2 gün. Çarşambadan yarından sonra yemek yemeyi kesiyorum. Yani günde artık çeyrek ekmekle tüketeceğim. Çok acıkmam lazım. Çünkü oraya gireceğim. O yemeği bitiririm. İddialıyım. Siz de beni desteklemenizi tavsiye ediyorum. Daha beni destekleyin. O yemeği bitireceğiz inşallah. Çeyrek altın aldıktan sonra da kağıt arabası alırız. Çalışırız. Günde zaten kağıtta 200 lira para var. Günde kağıt toplayarak 200 lira para var. 200 lira. Haftada desem 1000 lira. İşte 150'sini eve versem 50 lira da benim cebime kalır. Güzelce geçiniriz. Bakalım işte. Öyle olacak gibi. Ya abi inşallah herhalde. İnşallah. Biz de bakalım. Olacak mı olmayacak mı ben de bilmiyorum. Ama kağıt arabasını alacağız inşallah. Sizin de beni... Bir yarışma daha var o yarışmayı bilmiyor musun? Ne yarışması abi? O da yemek yarışması. Çöp şiş mi? Ne lan? O çok iyi 10 milyar. Onun da yerim de uzak abi ya. Neredeymiş? O ta şeyde İstanbul'da. İstanbul'da sponsor bulursa? Valla İstanbul'da eğer şey olursa yemek yarışması beni etiketleyin. Instagram adresim... Dur Instagram adresimi de söyleyeyim ya takip etsinler. Bir Instagram'ımız var. Yayın açamıyorum. Yayın yasağıydım ya. Arkadaşlar Berkay01A takip edin. Instagram'dan yayınlarım oluyor. Ama yayın bu arada açamıyorum. Amcaoğlu geçti arada. O da olunca da sıkıntı oldu.
yayın yasağı yedik. Amcaoğlu şikayet etti beni. Amcaoğlu gitti beni şikayet etti. İnsan amcasının oğlunu nasıl şikayet eder? Ama yakıştıramadım amcaoğlu sana. Beni şikayet etmen hiç doğru bir hareket değildi. Beni niye şikayet ettin? Şimdi bak Instagram'dan yayın açamıyorum. Yayın. Dur bir deneyeyim. Bakayım olacak mı arkadaşlar? Olursa ne mutlu bize. Olmazsa artık kaderi küseceğiz. Şuradan üçgen. Canlı. Ha bu yayın açamıyorum. Ben de bilmiyorum. Valla kağıt arabası 700 milyon. Şimdi kağıt arabasının parasını ben 4-5 günde çıkartırım. Diğer günlerde karına çalışacağım. Demirleri komple satmayacağım. Demirleri ayrı satarım büyük ihtimal. Ama Serdar abinin dükkanında iyi demirler vardı buradalar. Belki anlaşırsam Serdar abinin demirlerini de satın alabilirim. Büyük ticarete atılacağım. İlk çekçekle başlayacağım. Sonra bir motor alacağım kendime, şöyle Suriyelilerin motorunu. İlerleyen zamanlarda belki bir ardiye kurabilirim. Plastik karton ardiyası. Bakalım işte. Yakup abi daha gelmedi. Biz konuşuyoruz. Berkay'ın ikinci günü geliyor. Hazır olun buna. Benim ikinci günüm gelecek. Yakup abi, ben, Yiğit. Üçümüz gideceğiz. Ben çöp toplayacağım. Video çekeceğiz. Berkay'ın ikinci günü gelsin diyorsanız like'lara, beğeni tuşlarına iyi basalım arkadaşlar. Like'lara iyi basalım. Sıkıntı yok. Siz beni beğenin yeter. Bir de bana YouTube kanalı aç diyorlar. Ben, benim YouTube kanalıyla işim yok arkadaşlar, anladınız mı? Benim kanalla işim yok. Aa, burada video çekip atıyoruz işte. Ben kanal açıp ne yapacağım ki? Bana kanal aç demeyin. Çok akıllıysanız kanalı siz açın ya. Siz açın arkadaşlar kanalı. Niye bana söylüyorsunuz? Bir insan akıl kullanacaksa kendi aklın kendine yeter ya. Benim aklım zaten bana yetiyor. Kanal aç. Ünlü olursun. Zaten ünlüsün. Ondan sonra olsun busun. Bizim kanalla bir işimiz yok. Yakup abi de video çekiyoruz, işte video atıyoruz, sohbet ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, yüz içiyoruz. Bizim kanalda işimiz yok. Kanal aç diye insanlara sesleniyorum. O zaman kanalı siz açın, biz sizi izleyelim. Biz sizi izleyelim. Anladınız mı arkadaşlar? Sıkıntı değil. Ama böyle yapmayın. Benim küçük narin kalbimi kırmayın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Sen iş çıktı senin. Ha, Instagram'dan bak. Instagram'dan beni takip edin. Berkay01A. Takip edin. Bol bol like ve abone tuşlarına basmayı unutmayın. İşte izleyin yani. Kanalı izleyin. Ben gelmeden ne anlattım bilmiyorum. İnşallah içeri aldıracak bir durumu yapmamıştım. Yok abi, durum içeri aldıracak bir durum yok. Siyasetten konuşmuyorum artık. Hadi herkese... Hadi arkadaşlar selam söyleyin herkese. Cuma günü Ziver Tost'a gideceğiz. Yarından itibaren yememe challenge'ı başlatacağım. Evet arkadaşlar, Ziver Tost'tan arıyorlar. Aç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ben numaranızı internette aldım da bu yarışma için cuma günü gelecektik biz. Evet abi. Şartlar nedir? Abi. Hafta içi günleri gelebiliriz değil mi, sadece hafta içi günü? Tamam abi, sağ olasın, teşekkür ederim. Evet, konuştun. İşte hafta içi günleri gelebilirsin, saat 14'te 17 arası. Gideceğiz mi? Gideceğiz. Cuma günü hazır mısın? Hazırım abi. Alacağız mı? Alacağız. Yarın yememe challenge'ı başlatacağım kendime. Yiyeceğiz mi? Ya ben orada yiyeceğim işte bir saat içinde. Bir saat içinde ama içecek içmeyeceğiz. İçecek içersem tıkanırım, bir daha yiyemem. Cuma günü ne diyoruz? Ziver Tost'tayız. Ziver Tost'ta Berkay'ı izliyoruz. İnşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Yani bana güvenebilirsiniz yani. Yemek konusunda ben her türlü her şeyi başarabilirim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bay. Hadi bay.